Dur hele kardeş, bir çift sözüm var. Uzaktan kaçma ki merhaba diyek. Çoktandır Bayburt'ta görmedim seni, sarılıp sarılıp sohbet eyleyek. Ayak üstü olmaz, gel bize gidek, sedire uzanıp rahat eyleyek. Çayımız demlensin, şöyle bir içek, konuşup konuşup sohbet eyleyek. Anlatmaya başla bize gurbeti, kantra koy ayrılığı hasreti. Nasıl görestinse şirin Bayburt'u, dinleyek, dinleyek, sohbet eyleyek. Sen gurbeti anlat, ben de burayı, sonra da bir gezek bağı bahçeyi. Galanın burcunda verek molayı, seyredek, seyredek, sohbet eyleyek. Önce ilçe idük Gümüşhane'ye, sonra da sevindik il olduk diye. Koruğu yok ettik sanayi diye, tartışıp tartışıp sohbet eyleyek. Kesildi caddeden güzelim çamlar, yerine dikildi büçürüm otlar. Her gün belediye kaç kere sular, ağlayıp ağlayıp sohbet eyleyek. Duduzların yolu parkeden daştan, galerde sokaklar batar çamurdan. Sularımız içilmir ki kireçten, düşünek, düşünek, sohbet eyleyek. Galayı gördün ya harabe gibi, yüreğimiz yanar celali gibi. Bayburtlu göç etmiş yabancı gibi, avunup, avunup, sohbet eyleyek. Sen bülürsen celali zihniyi, irşadi babayı, ağlar babayı. Şaşkuni, dalguni ve hicraniyi dinleyek, dinleyek, sohbet eyleyek. Kop dağında destan yazan yiğidi, bu yolda can veren dulu yetimi, kelle koltuğunda meçhul şehidi yad edek, yad edek, sohbet eyleyek. Adına türküler söyledik, türküler yazıp söyledik, uğruna can verip kurban eyledik. Tarihten tarihe sefer eyledik, toplanıp toplanıp sohbet eyleyek. Unutma kardeşim ekmeği aşı, Bayburtlu mağrurdur dik gezer başı. Gazma küreğiyle Moskova karşı, yürüyek, yürüyek, sohbet eyleyek. Ehrama bürünür karısı kızı, bülür ki tesettür arı namusu. Tarlada çalışır görünmez kaşı, övünek, övünek, sohbet eyleyek. Gördün ya perişan Bayburt'un hali, öz yurdunda naçan konuşmaz dili. Bağları bozulmuş ötmez bülbülü, arayıp arayıp sohbet eyleyek. Bayburtlu Bayburt'tan göç edip gitmiş, çoruhum üzülmüş boynunu bükmüş. Garip metin hem ağlamış hem yazmış, vahlanıp vahlanıp sohbet eyleyek. Değerli büyüklerim, dernek yöneticilerim, basınımızın güzide temsilcileri, Bayburt Tarih, Kültür ve Edebiyat Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Dil Sultanlarımız programımıza hoş geldiniz. Derneğimizin öncelikleri arasında var olmanın temeli, geçmişimizle bütünleşmek, kültürel mirasımızı, tarihi ve edebi değerlerimizi günümüze aktarmaktır. Bugün Dil Sultanlarımız programında dernek üyelerimizden değerli büyüğümüz merhum Metin Soysal'ı anmak üzereyiz. 1952 yılında dünyaya gelen Metin Soysal, 2013 yılında hayata gözlerini yummuştur. Üç çocuk babası olan Metin Soysal,
yaşantısıyla, ahlakıyla, sanatıyla herkese örnek olmuş büyük bir değerinizdir. Şiirlerinde genellikle sevgiyi, sevdayı ve hasreti işleyen şairimizin ikide yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Derneğimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrasında da dili ehil, gönlü derya olan bütün değerlerimizin tercümanı olacaktır. Sözlerime son verirken Metin Soysal'a ait ana şiirinin son bir dörtlüğüyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum ben. Metin öksüz, metin yetim kaldıysa, anadan babadan ayrı düştüyse, bu acıya dayanamaz öldüyse kabul et. Kabul et, yanına koysunlar anam diyen şairimiz Metin Soysal'ı ve bütün şairlerimizi, bütün değerlerimizi rahmetle anıyoruz. İşte geldim gidiyorum, zamanımı bir istedim, ömür boyu hep ağladım, gözyaşımı sil istedim, gözyaşımı sil istedim. Aklar düşürdün saçıma, taşlar yağdırdın başıma, hazan düşmeden bağıma, sen benimle o istedim. Sensiz geçen her bir günüm, tükeniyor kalan ömrüm, son nefeste en son sözüm, sen benimle kal istedim. Canla yanmaz çektiğime, kulak vermedin sözüme, razı değilsen ölmeme, gel benimle gül istedim. Gel benimle gül istedim. Garip diye ki sensiz yeter, ben yanarım külüm tüter, mezarını eller kazar, namazımı kıl istedim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله العظيم. Rabbim bütün ömürlerimize rahmet eylesin. Rahmetli abimiz Metin Bey'le 2000 yılında buraya tayin geldiğim günün akşamı tanışmak nasip oldu. Evimizde yerleşiyoruz. Ancak radyoyu açabildim. Radyoda bir dalga buldum. Derin bir ses, Bayburt Lehçesi. Resmen Bayburt anlatan şiirler ve sohbetler. Telefon bağlantısında, telefonu hemen aramak zorunda hissettim kendimi. Girişte kendimi tanıtmadan bir şiirle karşılık verdim. Şiirimin karşılığında bir atma yaptı. Yiğit dedi, siz dedi stüdyoya alabilir miyiz dedi. Buyurun gelin dedi. Ben de Bayburtluyum ama dedim yerinizi bilmiyorum. Tarif eder misiniz? Şiir programı yapıyorlardı Mehmet Yüksel'le beraber Çağrı FM'de. Geri tarif etti ve gittiğim olduğum son anlarında canlı yayına çıktığımda şiirimi okuyarak stüdyoya girdim tekrar. Nazire olsun diye. Orada karşılaştık. Çok güzel anlarımız oldu. Bayburt'un kültürünü,
Şairlerimizi çok paylaştığımız anlarımız oldu. Rahatsızlanıp tedaviye gitmeden önce, ben ondan önce rahatsızdım. İstanbul'da tedavi görüyordum. İstanbul 2011'de tekrar geri döndüğümde dört yolda taksi durağında kahvede oturuyor. Karşılaştığımda böyle etti bana. Ey Hızır dedi, ne diye geldin? Hayırdır Bayburt'ta ne işin var? Ben dedim Ezrail Aleyhisselam'dan kaçtım, onun için geldim. Dedi ki Ezrail'den kaçış var mı? Ben kaçtım abi dedim. Nasıl kaçtın dedi. Dört yıl hastanede tedavi gördüm. İyileştim. Ezrail'e bir çalım attım. Sizin de buyurduğunuz gibi Hızır Aleyhisselam görev verdiler. Ben de kaçıp Bayburt'a geldim. Ama rahmetli abim rahatsızlığına da son görüşmenizde konuşamıyordu ve telefonu yengeme verdi. Yengeme demiş olduğu kelime, al demiş bu Hızır Aleyhisselam'la ben konuşamayacağım, doldum. Helallik aldık, şükürler olsun. Rabbim mekanı cennet eylesin. Şair hem kendisini hem de toplumunu ifade eden bir edebi şahsiyettir. Hem de sözleriyle, şiirleriyle, duygularıyla toplumun hem nabzını tutan hem de yaşadığı çağın duygularını ifade eden bir insandır. Biraz önce Fatih Bey'in okuduğu Gel Kardeş Biraz Sohbet Eyleyek şiirindeki gibi. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rahmetlik Metin abimizi kısa bir zaman içerisinde tanıdım. Fakat tam reyhasını, lezzetini alamadan aramızdan göçtü. Allah rahmet eylesin, kalanlarına sağlık ihsan eylesin diyorum. Ve şöyle bir ağıt olarak, insan ya dünyaya gelir göçer. Öyle bir şeyle okumak istiyoruz. Ah hiç gelmemiş sanki fani dünyaya. Ecel pençesine düştü dost Metin. Gönülden bağlıydı Hakk'a Mevla'ya. Ayrılık şerbetini içti dost Metin. Gönülden bağlıydı Hakk'a Mevla'ya. Ayrılık şerbetini içti dost Metin. Güldürmedi felek yara derinden. Nuş etti Ezrail cema serinden. Evlatları sildi kat defterinden. Hakkın huzuruna doştuk dost Metin. Evlatları sildi kat defterinden. Hakkın huzuruna düştü dost Metin. Ah dünya bir kaladır insan kuş gibi. Aldatır oynatır cilve hoş gibi. Bağrı yanık olan sanki taş gibi. Hayat köprüsünden geçti dost Metin. Hele bağrı yanık sanki taş gibi. Hayat köprüsünden geçti dost Metin. Dur Ali sözlerin sanki boş gibi. Aldatır oynatır dil ve hoş gibi. Ağlayan gözler dolu yaş gibi. Bir garip mezara düştü dost Metin. Rahmet olsun soysalıma. Süt kardeşti şaşkuniyle. Rahmet olsun soysalıma. Aşk yolunun düşkününe. Rahmet olsun soysalıma. Mekanınız cennet olsun. Kabriniz nur ile dolsun. Allah yardımcınız olsun. Rahmet olsun soysalıma. Şiirleri dost kervanı. Olmadı derde dermanı. Yazılmış ölüm fermanı.
rahmet olsun soysalıma. Dost Tarı'da programı, bizde kaldı anıları, hani Metin nerede hanı, rahmet olsun soysalıma. Bayder Dernek üyesiydi, şairin şiir sesiydi, okumak hep hevesiydi, rahmet olsun soysalıma. Fatih Bey'in başkanımız, rahmet doldu akşamımız, hayır olsun son anımız, rahmet olsun soysalıma. Toplandılar sevenlerin, ardın sıra övenlerin, yakınıp diz dövenlerin, rahmet olsun soysalıma. Çocukları 3 taneydi, içimizde 1 taneydi, gönlü herkese haneydi, rahmet olsun soysalıma. Dalgın'ın amcasıydı, Bayburt onun gonzasıydı, öz kültürü lehçesiydi, rahmet olsun soysalıma. Allah tümle geçmişlere ve Metin abimize sonsuz rahmet eylesin. Ben de Aslandada köyünden İsmail Öksüz. Bayder üyesiyiz. Rahmetli Metin Bey'le beraber faaliyetlerimize devam ettik. Metin Bey rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Allah geride kalanlara sağlık versin. Şu an Metin yokken devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum etrafıma. Görüyorum ki üyelerimizin %90'ı 50 yaşını geçti. Bu beni biraz sevindiriyor. Bu insanlar, ben öyle değerlendiriyorum, keyfiyet için burada değiller. Bu insanlar kültür hizmeti vermek istiyorlar. Nasihat dinlemişler. Kendilerini dinleyenlere nasihat vermek istiyorlar. Ben haddim olmayarak nasihat üzerine şunu söyleyeyim. Usta bir aşığın şöyle bir dörtlüğü var. Diyor ki, Sümmani söz söyler iktidarınca, el elden üstündür hakka varınca. Süleyman'a dil öğretti karınca, nasihat dinlemek noksanlık mıdır? Yani bütün mevcudatın, mehlukatın dilinden bilen Sultan Süleyman, karıncadan nasihat dinlemiş. Biz de elimizden geldiği kadar nasihat dinlemeye çalışıyoruz. Ve bizi dinlemek isteyenlere becerebildiğimiz kadar nasihat vermeye çalışıyoruz bu kültür faaliyetleri içerisinde. Yine Metin Soysal'ı anarken bir başka usta aşığın dörtlüğü geldi aklıma. Müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Aşığın biri diyor ki, muhabbet dediğin kırmızı güldür, gel bu gülü kara kargıya bildir. Saray padişaha baki değildir, padişah ölür de fermanı kalır. Yine şahit oluyoruz, görüyoruz ki bu güzel işlerde uğraşanlar rahmetli olduktan sonra geride bir fermanları kalıyor. Bizler de acizane aynı fermanı bırakmak için çaba veriyoruz. Allah inşallah bizi de ferman bırakmaya nasip eder. Bayburt eşraflarından, Bayburt'u memleketini çok seven bir hemşerimizdi. Bu sevgi şeylerini devamlı dizelerine, şiirlerine yansıtırdı. Memleket sevdalısı, iyi bir hemşerimizdi. Hem işinde başarılı, hem bu şiir yazma sanatında kendisini ön planda. Bir şeyler yani halka, gelecek nesillere yansıtmak, bir memleket sevgisi, memleket hasreti nedir? Bunları yeni nesillere aktarmak için kendine çok gayret gösteren bir hemşerimizdi. Allah gani gani rahmet etsin. Bu yıl dönümü münasebetiyle onun anısına toplanmış bulunuyoruz. Baydar Derneği Başkanımız Fatih Bey ve yönetim kurulu arkadaşlarımız, değerli basın mensuplarımız. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Metin Bey'imize makamı cennet olsun.
iyi bir abimizdi. Bizden yana hakkımız helal olsun. Ve ama şeyle bütün gelmiş geçen rahmetli olan bütün ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Her zaman böyle büyüklerimizi, ölmüş insanlarımızı bir değer bunlara böyle bir öldü diye hani bırakmamak lazım. Bunları devamlı anmamız lazım. Bunları yad etmemiz lazım. Gelecek nesillere de böyle insanlar vardı diye bunları güncelleştirmemiz lazım. Heyecanlıyım, duyguluyum. Sözlerime nasıl başlayacağımı da bilemiyorum ama bir kere söyleyeyim ben yine. Rahmetli abim Balıkesir'de hastanede yatarken en son onun yanına gittim. Hastanede yatıyordu. Yine kendisi kafasından bir şeyler düşünüyordu. Bir şeyler yazma hevesindeydi. Bir odasına birisi girse o ölüm halindeyken kalkıp kendine çeki düzen verirdi. En sonunda işte son bir iki şeyi kalmıştı, seansı kalmıştı. Baybur da geldi. Ya abi, bir iki günlüğüne tak o rahatsızlığı, niye Baybur da geldi? Ya ne bileyim, göresim dedi. Ama biz bilmiyoruz. Gelmiş Baybur'da ne helallik almış. Eşiyle, dostuyla konuşmuş, helallik almış gitti. Geldi Balıkesir'e. Abi, gel seni Baybur'da götürelim dedim. Ya ben bir iki seansım var, onu da bitireyim de ile gelirim Baybur'da dedi. Ve en sonunda işte doktor geldi dedi ki sizin dedi hepinizin burada kalmasına gerek yok. Siz eve gidin dedi. Biz gerekeni burada yaparız dedi. Bir başında bir kişi kalsın. Biz kardeşimi falan aldık eve gittik. Oturduk, sofraya oturduk, bir iki lokma bir şeyler yemeden telefon geldi, oğlu arıyor. Hastaneye gelin dedi. Babam razılar mı dedi. Hastaneye gittik ki, Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Baycar Derneği'ne de, buradaki katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَدُ الْخِسَامَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُحْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ لَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ والمرسلين الحمد لله نزل الإيمان الحمد نزل الإسلام الحمد نزل الإحسان الحمد لله نزل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربي زدنا علما وفهما رب الصالحين ربي قد آتيتني من الملك ولم تنم من تعبير
ve selamun azamilen biya ve mürselam ve ala ruhun ezmen ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selavat.